Sonra kentsel dönüşüm olarak. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm olarak çıkardı. Eleştirildiğiniz noktalardan birisi iktidar tarafından. Biz yapmaya çalıştık ama engelleniyoruz diye. Nasıl? İktidarın muhalefeti eleştirdiği konulardan birisi bu. Kentsel dönüşüm. Nasıl eleştirecek? Yani işte, toz koparanda üzerinden de konuşuldu bu, başka yerlerde ya de. Onlar da aradaki 2-3 kişinin konuşmasıyla olacak işler değil ki bunlar. Yani, hayır, ya kentsel dönüşüm yapılmaya... Şimdi afet riskli alanların dönüştürülmesiyle ilgili, yani ben bakanlığım döneminde 100 kişilik bir mühendis grubu kurduk. İstanbul'daki bununla ilgili gelişmeleri, bütün ilçeleri numaralandırılarak, en tehlikeli durumuna göre birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup oluşturarak çok yoğun bir çalışma başlattık. Sonra iktidar değişti. Başka bir parti geldi, iktidar oldu. En son bunlar biliyorsunuz 2012 yılında bu uygulamaya geçildi. Kentsel dönüşüm olarak. 2012'de biz yapmaya çalıştık ama muhalefet karşı çıktı diyor AK Parti. Yani hayır, bu kanunu çıkarırken birim engel olduğundan. Hayır, kentsel dönüşüm yapmaya çalıştığımız yerlerle ilgili böyle bir eleştiri var. Ya buna... Kentsel dönüşümün şöyle, Mehmet Akif Bey, yapıldığı yerler belli. Yani müteahhitlerin para kazanabileceği yerlerde şu anda kentsel dönüşüm uygulanıyor. Ama İstanbul'un Küçükçekmece gibi, Bahçeli Evler gibi, ondan sonra afet riski en yüksek olan alanlarda bununla ilgili yaprak kımıldamıyor. Yani şu anda kentsel dönüşümün, yani artık halk arasında görüş ve algısı, bunun artık rantsal bir dönüşüme dönüştüğü şeklinde bir algı var. Yani... Bu aslında bir de karşı bir gerçek. Karşı çıkmanız rantsal olmasıyla ilgili. Tabii rantsal oldu artık. Yani Bakırköy'de yapılıyor. Şeyde, Kadıköy'de yapılıyor. Buralarda kentsel dönüşümün, depremin en çok vuracağı Küçükçekmece gibi, benzeri Bahçeli Evler gibi yerlerde bununla ilgili atılmış tek adım yok. Eğer bunlara şimdiden girilmediği takdirde, bunlarla ilgili adım atılmadığı takdirde bundan sonra olabilecekler konusunda çok ağır sorumluluklar var. Bu ya, mevcut iktidarı ve bundan sonra iktidar olacakların da en önemli problemi halinde şu anda görülüyor. Peki.